Takip edebiliyor musunuz beni, yayını? Tamamdır. Şimdi bu hafta tekrar şöyle bir girişle başlayacağız. Yayınımızı YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. Bugün Otizm Salgını kitabını okumaya sürdüreceğiz. 10. haftasındayız ve normalleştirmeyi mümkün olduğunca normale yakın bir varoluş. 5. bölümünü birlikte okuyacağız. Bu bölümde neler anlatılıyor, neler üzerinden geçeceğiz? Şöyle bir kısaca gözden geçirdiğimizde aslında daha önceki kitapta bahsettiğimiz ailelerin en önemli kaygısı olan bu çocukların işte daha da sosyalleşmesi, hayata karışması, bağımsız yaşam becerileri edinmesi, bununla ilgili kendi kafalarında yaşadığı işte o makas kapatma dedikleri, normal çocuklar gibi yaşıtlarını nasıl yakalamaları gerektiğiyle ilgili ailelerin kaygılarını normalleştirme başlığı altında ele alıyor. Dolayısıyla biz de burada normalleştirme bölümünü okuyacağız ve bu normalleştirme, daha önceki bölümlerde bahsettiği normalleştirmeyi biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Bakalım burada neler söylüyor, neler anlatıyor. Bunları kısaca hem okuyalım hem de üzerinden geçelim. Anlamaya çalıştığımız noktalar olursa, sizin de eklemek istediğiniz, paylaşmak istediğiniz konular olursa burada sizi fikrinizi paylaşabilirsiniz. Ebeveyn aktivizmi 1960'ların ortasından yerleşik tıp ve psikiyatrinin aleyhine döndüğünde psikoloji, özellikle davranış değiştirme, sosyoloji, sosyal hizmetler, özel eğitim, uğraşı terapisi, konuşma terapisi gibi daha marjinal mesleklerden ve alt uzmanlık alanlarından kendine müttefikler bulmakta zorlanmadı. Bu alanlarda çalışanlar kurumsal tıp ve psikiyatri karşısında daha iyi bir statüye kavuşma peşindeydi. Kurum dışılaştırma en azından bir dereceye kadar farklı mesleklerin uzmanlık iddia ettikleri bir alanda iş, hizmet ve müşteri kitlesi üzerinde denetim sahibi olmak amacıyla verdikleri bir yetki mücadelesi olarak anlaşılmalıdır. Burada aslında kastettiği şu: 1960'larda aslında hani daha önce de bahsettiğimiz gibi bu çocukları kurum içerisine alıp kurum içerisinde bakım, rehabilitasyon, eğitim, terapisi karşılanırken ve bundan özellikle tıp mesleği ve psikiyatrlar sorumluyken aslında diğer meslekler de kendilerine biraz itibar kazanmak istiyorlardı. Yani bu bahsettiği biraz önce birçok alan, sosyal hizmetler, özel eğitim, terapi, bazı uğraşı, konuşma terapisi gibi meslekler aslında kendilerine bir alan açmak istiyorlar ve bu alanı da bulabilmeleri aslında bu 60'lı 70'li yıllardan sonra olmaya başladığını söylüyor. Önde gelen reformculardan Wolfensberger, sosyolog Erwin Goffman'dan büyük ölçüde etkilenmiş bir psikologtu. Nebraska'da zihinsel yetersizliği olan kişilere yönelik kurumların normalleştirme ilkesi uyarınca baştan aşağı yenilenmesine öncülük etti. Bir diğer reformcu Barton Blatt, Boston Kolej'de özel eğitim profesörüydü. 60'ların ortasında Massachusetts'te zihinsel yetersizliği olanlara yönelik yatılı okullardaki dehşet verici koşulları gözler önüne seren Christmas in Pargoretti adlı foto makinesiyle ün kazandı. New York eyaletinin Willowsboro Devlet Okulu'nu boşaltmaya zorlayan reformcular arasında sivil haklar savunucuları ve asıl önemlisi de Syracuse Üniversitesi İnsan Politikaları Merkezi'nden psikologlar da yer alıyordu. Wolfensberger'de Nebraska'daki görevini tamamladıktan sonra bu merkezde ders vermeye başlamıştı. Nebraska'daki kurumların normalleştirme doğrultusunda yenilenmesine katkıda bulunmuş olan psikologlar ve sosyal hizmet çalışanları Willowsbrook'ta davasında bilirkişi sıfatıyla tanıklık ettiler. Ve New York eyaletinin kendi kurum dışılaştırma ve toplum içinde tedavi programının uygulanmasına yardımcı oldular. Aslında şundan kastediyor: o yıllarda kurum içerisinde bu çocukları eğitim terapisi alınmaya başlanmış ama buralarda çok ciddi insan hakları ihlalleri, istismarlar, ihmaller oluşmaya başlamış. Tabii bunlarla ilgili de çok ciddi bir şekilde aktivistler, dönemin işte uzmanları bir şekilde bunları haber yaparak basına ya da bir başka yerlere duyurmaya çalışmışlar. Bunda özellikle New York'taki durum biraz daha gözler önünde olduğunu görüyoruz burada. Bütün bu mücadelelerin hedefinde sadece kurumlar değil, aynı zamanda psikiyatrinin zihinsel yetersizliği alanındaki tekeli de bulunuyordu. Yani o yıllarda düşünün, bugün otizm alanında nasıl tıp ve psikiyatrlar yoğun gündemde nasıl olabildilerse, o yıllarda da psikiyatrlar zihinsel yetersizliği olan kişilerin
eğitim ve terapisiyle ilgili en önemli kişiler olarak karşımıza çıkıyor. Blatt'ın kurumlara karşı verdiği savaşın en önemli bir kısmını kurumların yönetiminde psikiyatrların sahip olduğu tek eli kırmak ve zihinsel yetersizliği olanların akıl sağlığı dairesindeki yetki alanından çıkarmak oluşturuyordu. Yani aileler ya da o dönemin aktivistleri aslında şunu kastediyor, şunu anlatıyorlar insanlara. Diyorlar ki zihinsel yetersizliği olan kişilerin eğitimini siz iyi yapamıyorsunuz. Dolayısıyla buna başka bir çözümler bulalım. Bunu başka bir şekilde ele alalım diyorlar ve psikiyatrların özellikle bu konudaki etki alanını, yetki alanını sınırlandırmaya çalışıyorlar. Yani siz bu çocuklara doğru düzgün eğitim, terapi, bakım, rehabilitasyon hizmeti vermiyorsunuz diyorlar aslında. Ki koşullarınız da o kadar insani değil ki. İşte biz geliyoruz, filmler çekiyoruz, o dönemi düşünün, gazetelerde bol bol işte bu Willisport dedikleri özel eğitim, devlete ait bir özel eğitim okulunda çok ciddi insan hakları ihlalleri görülüyor. Bunu geçen hafta videosunu izletmiştik. YouTube'da da vardı. İzleyebilirsiniz gerçekten. Willowbrook diye yazdığınız zaman oradaki skandalın ne kadar bir hani bizim bugün geçenlerde mesela bir bakım merkezinde şiddet uygulanan çocuklarla ilgili bir haber yapılmıştı hatırlarsanız. Benzeri bir şeyin 1970'li yıllarda Amerika'da olduğunu ve bunun çok ciddi bir skandala yol açtığını, ülke çapında hatta özel eğitim konusunda çok ciddi yasaların ve o dönemde olmayan hakların ailelere ve çocuklara verildiği yönünde birçok hani o dönemden sonraki yasalara baktığımızda gerçekten en az kısıtlayıcı ortam sağlanması, çocuğun gücüne göre bir destek eğitim imkanlarının sunulması, ailelerin bu konularda çok ciddi yararlandırılması gibi birçok şey aslında böyle ihmaller, istismarlar, şiddet içerikli haberler yapıldıktan sonra, gösterildikten sonra aileler, toplum bunu farkına vardıktan sonra değiştirmeye başladılar. Aslında biraz bunları hatırlatan bir açıklama yapıyor. Okumayı sürdürüyorum ben. Kafanıza takılan bir şey olursa lütfen paylaşın. Şimdi devam ediyorum. Biz bugün Otizm Salgını kitabını okumayı sürdürüyoruz. Bu kitaptan anladıklarımızı anlatmaya çalışacağım. Bu kitabıyla ilgili yorumlarınız varsa sizi dinleyebilir, anlamaya çalışabiliriz. Şimdi devam ediyorum. New York'taki reformcular, aslında bunlara öncülük edenler reformcular. Yani reformcular dönemi dediği o dönemin aileleri, o dönemin bu konuda özellikle konuşma terapistleri, özel eğitimcileri, uzmanları, kendilerine göre bu alanda biz de varız diyen kişiler aslında. Reformcular dediği bu. Yani bu psikiyatrlar yoğun bir şekilde bu çocukların eğitimini doğru düzgün yapamıyorlar. Bizler de varız ve bizler de reformlar talep ediyoruz diyorlar. Aslında buradaki reformcular bu. Reformcular büyük başarı kazanıyorlar ve özellikle zihinsel yetersizliği olan ailelerin savaşımının çok yoğun olduğunu görüyoruz. Bugün nasıl ki bugün nasıl mesela otizmli aileler mücadele ediyorlar, zihinsel yetersizliği olan, Down sendromlu olan ailelerden daha fazla hak talebinde bulunuyorlar. 80 öncesinde özellikle 70'li yıllarda da bu kitap Amerikan menşeli olduğu için sosyolojik bir araştırmasını Amerikan merkezli bir şekilde tamamladığı, sürdürdüğü için, açıklamaya çalıştığı için o yıllardaki durumu açıklıyor. Dolayısıyla gördüğünüz gibi reformcular büyük başarı kazanıyorlar ve zihinsel yetersizlik dairesinin psikiyatr olmayan ilk yöneticisi olarak birisini atıyorlar. 2 yıl sonra bu görevinden ayrılıyor ve bu reformcuların başındaki kişi oraya atanıyor ve bu da 2 yıl sonra bu görevden ayrılıyor. Bir ebeveyn aktivisti getiriliyor. Bakın bu da çok ilginç. Yani oradaki zihinsel yetersizlik dairesi var. Bu daireye başına ebeveyn bir aktivist getiriliyor. Wolfenberger asla bir psikiyatr karşıtı olmamakla birlikte psikiyatriye ve tıbbi modelin yetersizliklerine sert eleştiriler yönetiyordu. Normalleştirme ruhuna en uygun terapi olarak gördüğü davranış değiştirme yöntemine çok daha sıcak bakmaktaydı. Şimdi normalleştirme o dönemin kaygısı, bu dönemin de kaygısı. Bu normalleştirme nedir? Biraz sonra zaten iyice ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Ebeveyn aktivizmini ve alt meslekleri bir araya getirerek psikiyatriye yönelik saldırılarına eşgüdüm kazandıran slogan normalleştirmeydi. Peki normalleştirme ne anlama geliyor? Evet, gelin burayı biraz iyi anlayalım. Çünkü bugün de bizim aileleri yoğun şekilde kaygılandıran, ailelerin yoğun şekilde bu
içindeki sıkıntıları arttıran, bu çocuk hasta mıdır, bu çocuk işte sorunları mı var, bu çocuğun nesi var, bu çocuğu biz ne yapmalıyız, bu çocuğu nasıl iyileştirmeliyiz gibi, bu çocuğu nasıl tedavi etmeliyiz, bu çocuğu nasıl düzeltmeliyiz, bu çocuğu nasıl çare bulmalıyız gibi sloganlarının altında, yönelimlerinin altında ne var bunu anlamaya çalışıyoruz. Aslında buradaki temel kavram normalleştirme. Bunun ne olduğunu kitap şimdi bize ayrıntılı bir şekilde anlatacak. Mesleki çıkar sağlamak için kullanılan bir kılıftan ibaretti. Ya da reformcular bugün geriye dönük yorum yapan bazılarının öne sürdüğü gibi toplumun iyileştirici gücüne duydukları inançla herkesin toplum içinde tedavi edilmesi gerektiğini savunan ve zeka geriliği ve otizm olan kişilerin gerçek biyolojik kusurlarını göz ardı eden düşüncesiz fanatik bir ideologlar mıydı? Rimland şöyle yazıyordu. Bu Rimland yine bir ebeveyn aktivizmi, dönemin ebeveyn aktivistlerinden birisi. Bazı aklı evveller eğer engelliler gerçekten engelli değillermiş gibi yapılırsa engellilerin de ortadan kalkacağını düşünüyor. Mesleki çıkarların maskesini kuşkucu bir yaklaşımla çürütmeye çalışan bir yaklaşımla benzerlik taşıyan bu bakış açısına göre reformcular ebeveynlerin çıkarlarını korumak yerine kendi ideolojik kendi ideolojik gündemlerini uygulamak için ebeveynleri kandırmış ya da bir kenara itmişlerdi. Özellikle ebeveynler ile sivil özgürlük savunucuları arasındaki gerilimler söz konusu olduğunda bu görüşün bir haklılık payı taşıdığını muhakkak. Fakat genel itibariyle normalleştirmenin taşıdığı anlamdan ziyade 90'lardaki engelli hareketlerinin taktik ve taleplerine yönelik muhalefet hakkında bir şeyler söylüyor. Şimdi gelelim, biraz daha burası karışık anlatıyor aslında. Normalleştirme dediği şu aslında. Biz bu çocukların yaşıtlarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki yaşıtları yürüyebiliyor, koşabiliyor, konuşabiliyor, sınıf ortamına katılabiliyor ama benim çocuğum bunları yapamıyor. Dolayısıyla aileler de diyor ki ya bu çocuk bunu yapamıyorsa normal değil. Kim normal? Ötekiler normal. Dolayısıyla ben onlar gibi olmasını sağlamak için ne yapmam lazım? Bu çocuk konuşamıyorsa konuşmayı öğretmem. Bu çocuk yürüyemiyorsa yürümeyi öğretmem. Bu çocuk sosyal hayata katılamıyorsa sosyal hayata katılmasını sağlamam. Bu çocuk İşte zekasıyla ilgili bir sorunlar varsa diğerleri zekasını nasıl kazanıyorsa bu çocuğun da zekasını bir şekilde kullanması gerekiyor. Dolayısıyla bütün iş çocuğun normalleştirilmesi dediğimiz kavramla ilişkilendirilecek şekilde ele alınıp açıklanmaya çalışılıyor. Şimdi devam ediyorum buradan. Normalleştirme, engelleri ortadan kaldırıp engellilerin tüm sorunlarını çözecek her derde bir deva çare olarak görülmüyordu. Burada reformcuların gerçekçi olup olmadığını tartışmıyoruz. Yani o dönemin reformcuları normalleştirme tanımını kullanıyorlar. Ama başka bir açıdan yaklaşıldığında bunun bir çare olarak görülmediğini ama bir şekilde iyileştirilme ya da rehabilitasyon gibi ortak ve üzerinde uzlaşılmış bir tedavi amacı gibi görülüyordu. Normalleştirme bundan çok daha radikal bir şeyin peşindeydi. Normalleştirmenin kendisi bir amaçtı ya da daha kesin bir ifadeyle tedavinin bizzat amacının tümüyle değiştirilmesi gerekiyordu. Bu bakımdan normalleştirme psikiyatri bünyesindeki derin bir hoşnutsuzluğa yanıt vermekteydi. 1950'ler ve 60'larda dinamik terapinin işe yaramadığını gösteren yığınla araştırma yapıldı. Fakat en önemlisi bu araştırmalar tedavinin amacının ne olmasını gerektiğini sorguluyordu. Tıpta olduğu gibi iyileştirilme mi amaçlanmalıydı? Yoksa psikanalistlerin kendilerini savunmak üzerine ileri sürdükleri gibi iç huzursuzluğun azaltılmasıydı mı? Ya da doğrulanması mümkün olmayan bu yüce amaçlar bir kenara bırakılıp kolaylıkla hayata geçirilebilecek elle tutulur bir ölçüt mü benimsenmeliydi? Örneğin yeni toplum psikiyatrların savunduğu gibi sosyal yetenekler geliştirilip uyum becerileri mi kazandırılmalı? Ya da davranış terapistlerinin yaptığı gibi saatlerce belirtiler ortadan mı kaldırılmalıydı? İşte normalleştirme bu sonuncu seçenekleri tercih etti. Burayı tekrar bir okuyalım. Aslında önemli bir şey söylüyor. Diyor ki aslında bir sosyal yeteneklerini geliştirip bu çocuğun uyum becerilerini kazandıracağız. Ve ortada çocuğun belirtileri var, göz teması kurmuyorsa göz teması kazandıracağız, stereotipikleri varsa stereotipiklerini azaltacağız, diğer çocuklar gibi zekasıyla ilgili problemler varsa zekasını geliştireceğiz, arttıracağız. Yani bütün bunlara yönelik yapılan her şeyin adını normalleştirme olarak belirliyorlar.
zihinsel yetersizliği olanların mümkün olduğunca normal bir varoluş sürdürmelerine olanak tanınması. Bu yönetim odaklı bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde açık bir amaçtı. Buradan yola çıkarak gerçekçi, ulaşılabilir, pratik ve orta vadeli hedefler belirlenebilirdi. Neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını saptamak kolay olduğundan dönemsel değerlendirmelerden sonra bu hedefleri yukarı ve aşağı yönde değiştirmek mümkündü. Buna karşılık psikiyatrların amaçları muğlak ve idealistti. İyileştirme fazlasıyla iddialı bir amaçtı ve faydasız bir etiyoloji anlayışına yol açtı. Zihinsel yetersizliği olanların psikiyatrik gözetimi belirgin bir etiyolojinin yokluğunda bir tedavi nihilizmine dönüşmüştü. Yani zihinsel yetersizliği olan aileler çocuklarını sürekli psikiyatriye götürdüklerinde sürekli iyileşecek mi, çocuk düzelecek mi, sürekli bir kaygı oluştuğundan ebeveynlerde bunun adını tedavi nihilizmi diyor. Yani boşuna harcanan bir emek mi, boş kafa karıştıran bir hiç için mücadele mi ediyoruz diye insanı depresyona sokan bir durum olarak mı görülüyor diye bir soru soruyor burada aslında. Peki devam edelim. Buraya kadarki kısmı şöyle bir gözden geçiyorum. Okuyabileceğim bir yer varsa. Evet, burada terapötik bir uygulama olarak normalleştirmeyi ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz diyor. Bu günümüzde otizmin tedavisinde başlıca terapi yöntemi olarak kullanılan davranış değiştirme ve uygulamalı davranış analizini ele almamızı gerektirecek. Bu terapinin yaygın görüşünün aksine normalleştirmenin terapötik ve yenilikçi ilkeleriyle birçok ortak yanının olduğunu göreceğiz. Aslında şundan kastediyor, normalleştirme kavramını anlamak istiyorsak uygulamalı davranış analizi gibi bir terapötik yönteminde ne olduğunu bilmemiz gerektiğini söyleyelim. Evet, terapötik bir uygulama olarak normalleştirme. Biraz bunun üzerinden geçelim bakalım ne demekmiş. İlk soruyla başlayalım. Tedavi edilecek olan kimdi? Tedavinin nesnesi yani üzerinde etkide bulunduğu insani malzeme neydi? Daha doğru deyişle insan yönetimi kimin yararınaydı? Eskiden kliniğe gelen ve buradaki hizmetlerden yararlanan herkese hasta dendiğini belirtiyor. Bu tanımda zihinsel hijyen hareketinin önermiş olduğu öncelik sıralamasını fark etmek mümkün. Önce akut vakalarla iyileşme veya düzelme umudu olan daha yüksek olan genç hastalarla ilgilen. Tedavisi mümkün olmayan kronik ve daha yaşlı vakalarla ilgilenerek kaynakları israf etme. Kısacası kronik vakalardansa akut olanlar tercih ediliyordu. Yoksul ergenlerin zeka geriliği yerine orta sınıf çocukların duygusal sorunlarına öncelik tanınıyordu. Kırsal kesimden gelen yoksulların, eğitimsizlerin ve azınlıkların karşısında şehirli, eğitimli ve hali vakti yerinde olan aileler tedavide daha öncelik tanınıyordu. Yani en iyi hizmeti alanlar aslında yardıma en az muhtaç olanlardı. Bu dediğim gibi bakın ilginç bir şey 1960'lı yıllardaki anlayıştan bahsediyor. 1960'lı yıllardaki Amerika'daki sosyolojik olarak ortaya çıkan bir durum bu. Benzerlikleri günümüzdeki Türkiye'deki durumla da karşılaştırıp anlamaya çalışabilirsiniz. Dolayısıyla 1950'lerin başındaki çocukluk çağı sürveyansına yönelik bütünsel bir alan oluşturmak amacıyla zeka geriliğinin zihinsel hijyen ve çocuk rehberliği alanına dahil edilmesinin ortaya çıkardığı çelişki ve tutarsızlıkları daha iyi anlayabiliriz. Kurumlaştırılan çocuk sayısının nasıl bir artış gösterdiğine daha önce değinmiştik. Özel eğitim alan zihinsel yetersizliği çocuklar içinde aynı durum söz konusuydu. Bu çocukların sayısı 1948'de 108.500'den 1960'da 540 bine yükselmişti. Ve bu sayının özel eğitime muhtaç çocukların sadece yarısını yansıttığı tahmin edilmekteydi. Artan bu yük karşısında çocuk psikiyatrisinin elinden gelen tek şey yeni bir öncelik sıralaması yapmaktı. Mutlak zayıf akıllılar yani gerçekten kronik olan vakalar kurumların malzemesi olarak sınıflandırıldı. Diğer yandan 3. bölümde gördüğümüz gibi görünüşte zayıf akıllı olup da tedavisi mümkün olanları yani klinik malzemeyi bu bütünden ayırt etmeyi sağlayacak bir temel oluşturmak için ard arda girişimlerde bulundu. Fakat çocuk psikiyatrisinin bizzat konumu değişmekteydi ve bu değişime ayak uydurmakta geç kalınıyordu. 1960'da
60'larda açılan yeni akıl hastalığı merkezleri beyaz orta sınıf profesyonelleri pek sıcak karşılamadı. Bu merkezler anneleri suçlamak yerine hastalara daha fazla yetki tanınmasından yanaydı. Sağlık bütçesinde kısıntıya gidilmesi, uzun soluklu psikodinamik tedavilere tahammül etmeyi zaten zorlaştırmıştı. Çocuk psikiyatrisinin asıl hasta grubunu oluşturan orta sınıfa gelince, yapılan öncelik sıralamasının 60'ların ortasında çarpıcı bir şekilde geri teptiği görüldü. Bir yandan çocukların evden alınıp kurumlara yerleştirilmesi ve diğer yandan ebeveynlerin takip altına alınması ebeveyn örgütlerinin tepkisini çekti ve psikiyatrinin kurumlar üzerindeki denetimine karşı çıkmalarına yol açtı. Değişen rüzgarlara her zaman için uyum sağlamış olan Kanır, kendisini garantiye alacak adımları atmaya başlamıştı bile. Kanır kimdi? Otizmi teşhisini ilk koyan kişilerden birisiydi. Otizmi aşırı tanılandığı yönünde uyarılarda bulundu. Otizmi çocukluk şizofrenisiyle yarıştırmaktan vazgeçti ve ebeveynlerin duygusal kayıtsızlığıyla ilgili kuramını değiştirmeye başladı. Öyle ki 4 yıl sonra Ulusal Otistikler Çocuklar Derneği üyesi ebeveynlerle dolu bir salona teatral bir edayla şöyle seslenecekti. Bu konuşmayla siz ebeveynlerin suçsuz olduğunu resmen ilan ediyorum. Düşünün, o güne kadar anneleri buzdolabı anneler olarak nitelendiriyordu. Yani ne demek bu? Otizme ilgisiz, kayıtsız, çocuklarıyla bir şekilde vakit ayırmayan anneler yüzünden oluştuğu gibi bir bakış açısı vardı. Bu kişi 69 yılında şunu diyor. Diyor ki siz ebeveynler suçsuz değilsiniz. Aslında başka bir sorun var burada. Biz bu sorunu artık yeniden tanımlıyoruz demeye başlıyorlar ve otizmi yeniden tanımlamaya başlıyorlar. ...1970'te Ulusal Zihin Engelli Çocuklar Birliği Gelişimsel Yetersizlik adı altında yeni bir engelli grubunun tanınması yönünde kongreyi ikna etti. Gelişimsel yetersizliği olanların ne iyileşmeye ihtiyaçları vardı ne de rehabilitasyona. Sadece habilitasyona ihtiyaç duyuyorlardı. Habilitasyonun kurumsal mekanı 1970'te federal bir yasayla tanımlanan geri zekalılar için ara bakım tesisi adında yeni bir tesis türüydü. Buradaki ara terimi bu tesislerde özellikle zeka geriliği olan kişilerin ihtiyaçlarına uygun aktif bir tedavi sunulduğu ve bu tedavinin yatak ve yemekten fazlasını içerdiği fakat bir bakım evindeki kadar tıbbi bir tedavi uygulanmadığı anlamına geliyordu. Mümkün olduğunca normal bir varoluş adını verdiği şeyle tam olarak örtüşmeseler bile kuşkusuz aynı türden bir amaç güdüyorlardı. Ve hem tıbbi tedaviden sırf gözetimci bir yaklaşımdan farklıydılar. Evet, buraya kadarki kısımla ilgili paylaşmak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir şey var mı diye bakıyorum. Genellikle kitapla ilgili, kitabımız bu. Kitapla ilgili soruları ele aldığım için kitapla ilgili sorular sorarsanız daha çok sevinirim. Yani bu kitabın anlattığı şey, işte otizmin görülme sıklığının biliyorsunuz artması, bunun nedenlerini anlatıyor. Normalleştirmede bu otizmin görülme sıklığını arttıran bir kavram olarak ele alıyor. Bunu anlattığı için. Hani biz çocukların bir sürü yayın var. Bu yayınlarda sizler zaten otizmin ne olduğunu zaten az çok anlamaya çalışıyorsunuzdur. O yüzden benzer sorularla burada hani işte çocuğun bir otizmle olup olmadığını nasıl anlarız diye bir soru gelmiş. Bu soru aslında konumuzun biraz aşan bir konu soru olduğu için şu anda onu cevaplamayayım ama başka bir şekilde yayınlarımıza bakarak bu sorunun cevabını bulabilirsiniz. Yani tedavi edilecek olanlar yeniden tanımlanıyor ve akut bir kriz nedeniyle kliniğe gelen bireysel hastanın yerini zihinsel hijyen hareketinin önem sıralaması tarafından dışarıda bırakılmış bulunan ve ihtiyaçlarının kronikliğiyle tanımlanan bir popülasyon alıyordu. Bundan böyle klinik uygulamaların değil, popülasyonla temas halinde aktif bir sürveyans sisteminin nesnesiydi. Terapistin kim olduğu sorusuna da yenik bir yanıt geliyordu bu sayede. Tedavi uygulama yetkisine sahip olan özne kimdi?
Hirsch'e göre eskiden bu özne psikologlara ve sosyal hizmet çalışanlarına belli bir ölçüde terapötik sorumluluk yüklemekle birlikte psikiyatrın kendisiydi. Ancak psikiyatrın bir batağa saplandığı ve kurtulabilmek için başkalarının yardımına ihtiyaç duyduğu giderek daha fazla hissedilmekteydi. Zihinsel hijyen hareketi, bu zihinsel hijyen hareketi dediği o dönemin ailelerinin yoğun bir şekilde bu çocukların ruh sağlığını korumak için ne yapabiliriz sorularına cevap bulabilmek için ebeveynler ve o dönemin uzmanları tarafından geliştirilmiş bir hareket aslında. Bir akım gibi düşünün, bir örgüt gibi düşünün. O dönem insanlar bir araya geliyor ve çocukların işte bu hareketin adına da zihinsel hijyen diyorlar. Yani zihnimizi korumak için ya da zihinle ilgili sorunları çözmek için bir araya gelmiş insanların oluşturduğu bir hareket. Evet, buradan devam edelim. 1966'da Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı, akıl sağlığı herkesi ilgilendiren bir mesele ve hiçbir meslek ya da meslekler grubu bu meseleyi her yönüyle ele alabilecek yeterli beceriye değil, sahip değil. Gerçekten de 60'ların ortasına geldiğinde birçok profesyonel ve paraprofesyonel değişiklik yaratan ilişki biçimleri öneriyordu ve bir takım yeni terapi isimleri ortaya çıkmaya başladı. Davranış değiştirme teknikleri kullanan psikologlar, bu meslektaşlar rakipler içinde en dişli olanlarıydı. Ulusal Akıl Sağlığı Enstitüsü'nün daha fazla kaynak sağlaması sayesinde zeka geriliği alanındaki yayınların büyük bir kısmı üniversitelerde çalışan davranışçı psikologlar yapmaktaydı. Oysa eskiden kurumlarda çalışan psikiyatrların hakimiyeti söz konusuydu. 70'lerin başına gelindiğinde American Journal Mental Defense dergisi kurul üyelerinin %60'ı psikologlardan oluşuyordu. Ayrıca klinik görüşmeci ve yardımcı terapist olarak çalışan hemşireler de vardı. Psikiyatrların danışmanlığında çalışan öğretmenler, polis memurları ve sosyal hizmetler görevlileri akıl sağlığı alanındaki değişimin ön saflarında yer aldı. Tüm bu grupların kendilerine yardım etmeleri için uzman olmayan kişileri, çoğunlukla da kadınları seçmeleri önemli bir noktaydı. Ev kadınları akıl sağlığı danışmanlığı yapmak ve ebeveynler için kendi çocuklarının terapisti olmak üzere eğitiliyordu. Görüldüğü gibi bayağı bir değişiklikler oluyor. Normalleştirmenin mesleki çıkarlar için bir kılıf olduğu şeklindeki yoruma verilecek en iyi yanıt belki de şudur. Normalleştirmeyi savunan alt meslek grupları psikiyatriye dışarıdan değil içeriden saldırıyordu. Psikiyatr onları içeri buyur etmişti zaten. Amaçları psikiyatrinin yerini almak değil, psikiyatriyi daha kapsamlı bir insan yönetiminin sisteminin amaçlarına tabi kılmaktı. Böylesi bir sistemde psikiyatri de klinik kusurlarından arınacak ve gelişme olanağı bulacaktı. Tedavinin amaçlarıyla ilgili bir fikir birliği olmaması, arz ve talep arasındaki uyumsuzluk ve alternatif tanıların hızla çoğalması psikiyatrinin bir kriz içinde olduğuna işaret etmekteydi. Ve normalleştirme bu krize bir çözüm olarak ortaya atılmıştı. Dolayısıyla tedaviyi sunan terapistin kim olduğu sorusuna normalleştirmenin verdiği yanıt soruyla aynı düzlemde yer almıyordu. İster psikolog olsun, ister uğraşı terapisti veya hemşire, terapist yeni bir aktör değildi. Normalleştirmenin yanıtı deyim yerindeyse bir yukarı diğeri aşağı yönlü olmak üzere ikili bir düzey değişikliği içeriyordu. Sistem yönetimi düzeyine geçilmesi yukarı yönlü değişimi oluşturuyordu. Tıbbın bir dalı olan psikiyatrinin hakimiyeti ancak eğer tedavi akut bir hastalığa yönelikse ve iyileştirmeyi amaçlıyorsa bir anlam ifade ediyordu. Buna karşılık kronik yetersizliklerin habilitasyon ve normalleştirilmesi çok sayıda uzmanın birlikte çalışmasını gerektiriyordu. Ayrıca hastalığı tedavi etmek yerine yetersizliği olan bireylerin oluşturduğu heterojen bir popülasyon risklerini en az seviyeye indirip potansiyeli en üst seviyeye çıkaracak şekilde bir bakım sunulması amaçlanıyordu. Normalleştirme, herkesin topluma geri döndürülmesini savunan budalaca bir çağrı değildi. Mümkün olduğunca normal bir varoluş diyerek amacı gayet dikkatli bir şekilde dile getirdiğini belirtmek gerek. Bakın burada çok farklı bir anlayış var. Yani şunu bahsediyor, biz normalleştirme diyoruz ya, normalleştirme dediğimiz şeyden aslında şunu anlıyoruz biz. Çocuğu hani genellikle normalleştirme denildiği zaman aklımıza bu kaygı gündeme gelir. Benim çocuğumu diğerleri gibi yapmak gibi bir şey olarak anlaşılabiliyor. Ama buradaki tanımında, normalleştirme tanımında mümkün olduğunca
diğerleri gibi bir varoluş içerisine girmesi şeklinde tanımlanıyor. Aslında biraz esnek bir tanım olduğunu görüyoruz burada. Kimileri için bağımsız yaşam, kimileri içinse bir grup evi anlamına geliyordu. Kimileri sağlık çalışanlarının bulunduğu bir tesise, yani bakım hizmetlerinin yapıldığı, rehabilitasyon hizmetlerinin yapıldığı bir tesise ihtiyaç duyuyordu. Sırasıyla barınma, eğitim ve çalışma ortamlarının oluşturduğu kapsamlı bir sistem öngörüyordu. Bu ortamda her biri oradaki bireylerin potansiyeli dikkate alınarak düzenlenmişti ve herkese sadece baş edebileceği ölçüde bir entegrasyon sunuyordu. Wolfensberger, zeka geriliği olan yetişkinler için en az 12 farklı türde tesise ihtiyaç duyduğunu ve çocuklar için de bir dizi ayrı tesis gerektiğini düşünüyordu. Normalleştirmenin tıbbi bilgisinin bir ikamesi değil, üstün bir yönetim ilkesi olduğunu söylüyordu. İyileştirmenin aksine normalleştirme açık olarak tanımlanmıştı ve bu sayede yönetim kararları akla uygun şekilde alınabilir ve halkın kolayca anlayacağı bir şekilde savunulabilirdi. Yani aslında şunu demek istiyor burada. Deniliyor ki bizim bir çocuğumuz var ve bu çocuğun bakıma, eğitime, terapiye ihtiyacı var. Ama biz bu çocukları doktor gezdiriyoruz, işte bakım merkezlerine götürüyoruz. Diğerlerinin yaşıtlarına yakalamasını istiyoruz. Ama doktorlara gittiğinde doktorlar diyor ki sizin çocuğunuz iyileşmez, sizin çocuğunuz düzelmez, sizin çocuğunuz çaresi yok. O zaman aileler de diyor ki en iyisi biz bunu normalleştirelim. Yani normalleştirmeye çalışalım. İyileştirmeyelim de, çünkü iyileştirme gibi bir şey bize önermiyorlar. Bunu özellikle zihinsel yetersizliği olan ailelere söyleniyor. 80 öncesinden bahsettiğimi bilmenizi istiyorum. Fakat 80 öncesinde iyileştirmek yerine, çare olmak yerine, hastalığın düzelmesini beklemek yerine diyorlar ki biz normalleştirelim. Normalleştirme daha gerçekçi bir amaç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu anlamak gerekiyor. İyileştirmek mi? Hayır, bu çocuklar iyileşmiyor deniliyor ve o zaman biz ne yapacağız? Normalleştireceğiz. Bütün meseleyi bir bakış açısı terminolojisine çeviriyorlar. Bu anlaşılıyor mu bilmiyorum. Ve böylece bunu toplum içinde de anlatmaya başlıyorlar. Yani o yıllarda aslında aileler bazı şeylere karar veriyorlar. Diyorlar ki biz bu çocukları iyileştirmiyoruz. Biz bu çocuğu normalleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla normalleştirme için ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapalım demeye başlıyorlar. Ve biz sistemler kuruyorlar, tesisler kuruyorlar. Eğitim, bakım, rehabilitasyon yerlerini ona göre ayarlıyorlar. Ve ondan sonra da birçok uzmanlık türleri oluşmaya başlıyor. Bazı uzmanlarla birlikte işbirliği içerisine yardımcı meslekler oluşmaya başlıyor. Ve buralarda uzmanlık hiyerarşisi de yavaş yavaş örgütlenmeye başlanıyor. Burada ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki iyileştirme odaklı tıbbi modelin temel sorunu insanlara hasta rolü biçmesi ve iyileşene kadar başkaları tarafından bırakılmayı kabul etmelerini istenmesiydi. Ayrıca bir hastanede tecrit edilmeleri topluma bu kişilerin farklı ve muhtemelen de tehlikeli olduğu mesajını veriyordu. Dolayısıyla iyileştirme amacı hem bir bağımlılığa hem de bir damgalanmaya yol açıyordu. Bu zihinsel yetersizliği olanlara yapılan acımasız bir şakaydı ve zihinsel yetersizliği olanların iyileştirilmesi imkansızdı. Dolayısıyla normalleştirme burada çok gerekli bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Mimarlar da benzer bir eleştirinin odağındaydı. Binaların diliyle yakından ilgilenen Wolfensberger, mimarların bizzat yaşamak isteyebilecekleri binalar tasarlamak yerine kendi yaratıcı ve iyileştirici güçlerini sergileyen anıtlar ortaya koymalarıyla alay ediliyordu. Burayı geçiyorum. Burası biraz konuyla alakalı ama başka bir yerden ele aldığı için. Buralarda özellikle altını çizdiğim yerleri okumaya çalışıyorum sizde. ...1960'larda birçok sosyolog veya psikolog, hani alana yeni yeni uzmanlar girmeye başladı dedik ya, eskiden psikiyatrlar yoğun bir şekilde vardı, şimdi başka uzmanlar da girmeye başladılar. Ve şu denilmeye başlanmış o yıllarda: biz çocuklarınızı daha iyi tedavi edebiliriz, psikiyatrdan da
daha iyi sizinle ilgilenebiliriz demeye başlamışlar. Bunu anlatıyor aslında. Buralarla ilgili neler var? Şöyle bir geçiyorum. Bak, Wolfenberg gelecekte tüm eğitimin özel eğitim olacağını söyleyerek bu yaklaşımı en açık şekilde dile getirmişti. Bununla kastettiği şey şu. Zihinsel yetersizliği olanların eğitiminin değil, bütün eğitimin bireyselleştirilmiş eğitim programı ilkesi doğrultusunda düzenleneceği ve buna bağlı olarak belki de bütün bir yaşamın bireyselleştirilmiş programlar, bireyselleştirilmiş mesleki programlar veya benzeri programlarla planlanacağıydı. Aslında günümüzdeki koşullar biraz buna uygun. Hatırlarsanız artık özel işte kreşler, bakım merkezleri, rehabilitasyon merkezleri sadece yok. Normal nörotipik çocuklar için de mesela birebir artık herkes ne yapıyor? Mesela yaşam koçu var. Neredeyse herkes için kendine özel yaşam hayatını planlayabileceği, bireyselleştirilmiş programlarını kendi dünyalarıyla, hayatlarıyla yeniden şekillendirdiği yaklaşımlar var. Sanırım buna benzer bir şeyden bahsediyor. Şurayı okuyayım, burası da önemli. Okullarda sınıflar ortadan kalkacak. Çünkü öğrenciler kendi eğitim programlarını uzmanlara danışarak şekillendirecekti. Böylelikle zihinsel yetersizliği olan çocukların entegrasyonu sorunu da çok kolaylıkla çözülecekti. Bu bir adamın fikri. Yani o dönemde aklı başında olan, o dönemin teorisyenleri içerisinde önemli bir yere sahip olmuş olan bir kişi. Bunun bir fikri varmış. Diyor ki bu adam, gelecekte diyor tüm eğitim özel eğitim olacak. Yani illa bir nörotipik olmasına gerek yok. Zihinsel yetersizliği olanlar için, herkes için de bireyselleştirilmiş planlar hazırlanacak. Çözümler bulunacak. Mesela hafif zihinsel yetersizliği olanlar en az destek gelecekleri kaynaştırma sınıflarında tam bir entegrasyona tabi olacak. Özel sınıflar oluşacak. Bazıları evde kalacak. Bazıları yatılı okullara, koruyucu ailelere ve grup evlerine gönderilecek. Mesleki eğitime uygun olanlar entegrasyon fabrikalarda bulunan endüstriyel atölyelerde gerçekleşecek. Ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla risk ve potansiyel yelpazesine göre çocuklar, bireyler bunlardan yararlanacaklardı. Engelli olanla olmayanı, geri zekalı ile normali birbirinden ayıran kesin çizgiler olmayacak. Son derece bir değişim ya da adlandırdığı bir bakım sürekliliği bulunacaktı. Aslında buradan kastettiği şu. Hani biz bugün en az kısıtlayıcı eğitim diyoruz ya, sanırım bunun hayata geçirilmiş versiyonlarının gelecekte 1960'lı yıllarda, 72'den bahsediyor bu kişi. 72 yılında diyor ki, gelecekte bakım sürekliliği için bu çocuklara yönelik biz neler yapabiliriz ve neler olabilir, bunları planlamaya çalışıyorlar. Şimdi bu yüzden de diyor ki, burada uzmanların rolü ne iyileştirmek ne de bir tedavi programı ve ortamı hazırlayıp bunu hastaya dayatmaktır. Uzmanların rolü hastanın aslında kendi kendini tedavi ettiği bir sürece destek olmaktır. Uzmanlar bir danışman sıfatıyla hareket ediyor, rehberlik sunuyor, öğrenen kişiyi faaliyette bulunacağı bağlama adım adım yönlendiriyorlardı. Fakat bu sistem aynı zamanda toplumsal kaderin tıbbi tanısı olarak adlandırdığımız şeyi de gerekli kılmaktaydı. İnsanların burada kitap şunu soruyor, diyor ki tamam biz böyle bir sistem kuracaksın ama diyor insanların kaderini belirleyecek böylesine büyük bir yetkiyi kim elinde bulundurabilirdi? Buna yönelik bir cevap bulamamış Wolfenberg ve burada da çocuk psikiyatrlarını devreye sokmuş.
O yıllarda zihinsel yetersizliği olanları gözetim altında tutmakta, ısrarlı bir şekilde anneleri suçlamakta ve elitist olmakla eleştirilen çocuk psikiyatrları bütün bu değişimi sağlayacak güçten yoksundu. Böylesi gücü kim gerçekleştirecekti? İşte burada normalleştirme, erken müdahale, testler, bireyselleştirilmiş eğitim programı ve terapilerden oluşan tüm bir sistemin bir türlü dengeye kavuşamadan çevresine hışımla dönüp durduğu bir kasırga gözüydü. Normalleştirme, tedavinin sadece amacı nesnesi ve öznesinde değil, kullandığı tekniklerde birini tedavi etmenin taşıdığı anlamda büyük bir değişikliğe yol açtı. Bu belki de en önemli değişiklikti. Çocuk rehberleri eskiden ebeveyn ve çocuklarla tanı görüşmesi yaptıktan ve psikolojik testler uyguladıktan sonra hemen her seferinde çocuk içinde, ebeveyn içinde dinamik terapilerden birini salık veriyordu. Fakat bu tek düzelik yerini hızlı bir çeşitliliğe bıraktı. Farklı türde profesyoneller sürece dahil olması müdahale alanların klinik dışına taşınıp toplumsal ve eğitsel düzlemleri kapsayacak şekilde çoğalması, geniş kitlelerle ilgilenilmeye başlanması, önlemenin hatta toplumsal eylemin önemine vurgu yapılması bu çeşitliliğin ortaya çıkmasında etkili oldu. Ve böylece psikanaliz gölgede kaldı. En çok davranış değiştirme yöntemleri devreye girdi. Davranış değiştirme ve özellikle uygulamalı davranış analizi otizmin tedavisinde bugün en çok başvurulan yöntemdir. Davranış değiştirme ve normalleştirme arasındaki bağlantıyı biraz değinelim burada diyor. Günümüzde UDA fazlasıyla katı, cezalandırıcı ve kötü anlamda normalleştirici olmakla eleştiriliyor. Bu yüzden normalleştirmenin radikal ve ilerici yanıyla yakın ve kalıcı benzerlikler taşıdığını özellikle anlamak gerekiyor. Evet, burayı okuyalım. Burası bence önemli. Davranış değiştirme ve normalleştirme arasındaki ilişkiyi sanırım biraz anlatmaya çalışacak. Bu arada bakalım sorular var mı yok mu diye, paylaşmak istediğiniz bir şey var mı yok mu diye bir bakıyorum. Sorularınız varsa tekrar söyleyeyim, yani kitap dışında sorularınız varsa bunları mesaj atabilirsiniz. Ya da Otizm TV YouTube kanalından geri bildirim verebilirsiniz. Bu yayının altına yorum olarak yazabilirsiniz. Oradan size gereken cevabı vermeye çalışabilirim. Kitap dışındaki sorular sormuşsunuz. Buradan görüyorum. Bunları ne yazık ki burada yanıtlayamam. Hani herkese özel bir yanıt veremem ama başka bir zaman, başka bir akşam size bu konuda yayın yaptığımız zaman katılırsanız tedavi ya da teşhisle ilgili aklıma gelenleri söylemeye çalışırım. O yüzden burada hani sorularınız olursa başka bir zaman yayına katılırsanız size cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi şu anda sadece bu kitap etrafında konuşmak istiyorum. Şuradan bir su içmek istiyorum bu arada. Evet, güzel bir bölüme geldik. Davranış değiştirme ve normalleştirme. Zeka geriliğini ve otizmi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu kesin olarak ayıran da farmakolojik bir etken madde bulunamamasından kaynaklı olan durumdur. Yani ne demektir? Biraz bunu anlatalım. Davranışçılık kendisine şüpheyle yaklaşan sosyal bilimciler arasında haksız bir şekilde hep kötü bir şöhrete sahip ola geldi. Zihinsel yetersizliği olan veya otistik çocuklara tuvalet kullanmayı, kaşıkla yemek yemeyi ya da konuştukları kişiyle göz teması kurmayı öğretmek sosyal bilimcilerin kendileri için uygun gördükleri görevden bir hayli farklı. Hem bir anlam ifade etmeyecek kadar önemsiz hem de kuşkucu bir şekilde konformist. Buna ek olarak davranışçılık acımasız ve sıra dışı cezalandırmalarla başvurmakla bazen haklı olarak eleştirilmiştir.
Bakın 80'li yıllardan bahsediyoruz. O yıllarda davranışçılık çocuğa ceza vermenin türlü türlü yollarını da içeren bir yöntem. Yani bugün mesela çocuğu yani dokunmak bile bir izin gerektiren ya da sınır ihlali anlamına, istismar anlamına geliyorsa, o yıllarda çocukların kapatılması, tek ayak üstünde durdurulması, ne bileyim değişik değişik durumlar, farklı farklı durumlar, dayak atılması, dövülmesi, bunlar davranışçılık adı altında uygulanan yöntemlerdi. Çünkü insanlar zihinsel yetersizliği olanları tırnak içinde o dönem gerizekalı olarak tanımladıkları için uygun bir eğitim terapi yöntemi bilmiyorlar. Dolayısıyla davranışçılık o dönem oldukça, hani dediği gibi, bakın, acımasız ve sıra dışı cezalandırmalara başvuran bir yöntem olarak kullanılıyor. O dönemi düşünün. Bakın 80'li yıllar öncesinden bahsettiğimizi tekrar anlattığımızı bilmenizi isterim. Davranış değiştirme, Rose'a göre, psikolog bir kişi bu, normalleştirmeye benzer bir amaca sahipti. İnsani nitelikleri geliştirmek, davranışların karmaşıklık düzeyini arttırmak ve çevreyle başa çıkma becerisi kazandırmak. Davranışçılığın her zaman için radikal ve popülist bir söylem yanı olduğu çabuk unutuluyor. Bu tür sol davranışçılık olarak adlandırılan bu özellikler, buraları biraz geçiyorum, yine kuramsal açıklamalar yapıyorlar. Herkesin davranış, burası çok ilginç, davranışçılık, davranış değiştirmenin ne demek olduğunu güzel bir şekilde anlatıyor. Diyor ki, davranış değiştirmenin normal ve patolojik arasında önemli bir fark görmüyor olmasıydı. Herkesin davranışı aynı temel öğrenme kuralları tarafından belirleniyordu. Davranış değiştirmenin hedefi akıl hastalıkları değildi. Davranışçılar için akıl hastalığı anlamlı bir kategori olmaktan uzaktı. Çünkü fazlasıyla spekülatifti. İster biyolojik kökenli olsun, ister psikolojik, derinde yatan gizli bir sebep olduğu varsayımına dayanıyordu. Davranışçılar, gözlenebilir davranışlar ile çevresel olaylar arasında ölçülebilir ilişkilerle yetiniyordu. Bakın burası önemli. Davranış değiştirme sadece belirtileri ortadan kaldırmakla suçlanmaktaydı. Örneğin otistik bir çocuğa yetişkinlerle kucaklaşmak öğretilebilirdi. Ama bu, Kenner'ın otistik yalnızlık ve temel geri çekilme adını verdiği esas bozuklukta gerçekten bir düzelmeye yol açıyor muydu? Davranışçılar belirtileri ortadan kaldırmakla yetinmediklerini söyleyerek kendilerini savundu. Önce davranışı değiştiriyordu ve bunun ardından kişilik de değişime uğruyordu. Örneğin anonim alkoliklerde olduğu gibi daha ziyade alışkanlıklarının düzeltilmesine benziyordu. Alışkanlık karma bir kategoridir. Fakat değişmez değildir. Bir reflekstir. Ne de bilinçli bir tercihin ürünüdür. Yani ne reflekstir ne de bilinçli bir tercihin ürünüdür. Alışkanlık neyin istemli, neyin fiziksel temelli, neyin hastalık, neyin kasıt olduğu konusunda stratejik bir müpenlik kazandırır. Zararlı alışkanlıklarının yanı sıra bunlara yol açmış olan çevre de düzeltilir. Normalleştirme yoluyla çevrenin bireye verdiği tepkide bir değişiklik yaratılabilir ve bu tepki kazanılması istenen alışkanlıklar içinde pekiştirici bir rol oynar. Aslında burada davranış değiştirme dediği şu, mesela çocuk bir şeyi fırlatıyor. Davranış değiştirme yöntemleri, mesela şöyle düşünün. Burayı biraz anlatayım size, önemli diyelim. Diyelim çocuk bir şeyi fırlatıyor ya da bir çocuk neler yapıyor olabilir? Herhangi bir davranış olsun, bu sürekli tekrarladı ama zarar verici davranış. Siz, davranış değiştiriciler aslında şununla uğraşıyorlar. Davranış değiştirmeye başlayan kişiler diyorlar ki, bu çocuk bu davranışı neden yapıyor? Dolayısıyla bunun bir öncesi var, bunun bir amacı var. Dolayısıyla biz bu davranışı ortadan kaldıralım, bu davranışı ölçelim önce. Bu davranış ne zaman oluyor, ne zaman gerçekleşiyor, ne olduktan sonra gerçekleşiyor? He diyorlar, annesi buna ne zaman yiyecek verse çocuk bunu yapıyor. O zaman ne diyorlar, biz annesinin bu davranışını değiştirdiğimizde çocuğun da bu davranışı değişir. Ama buradaki temel motivasyon, çocuğun psikolojisi, çocuğun öfkesi, çocuğun kaygısı, çocuğun iç dünyasında neden onu yaptığıyla ilgilenilmiyor. Tamamen belirti odaklı.
farklı. Eğer bir çocuk fırlatma davranışı varsa, daha sonra bu fırlatma davranışı azalmışsa ya da yok olmuşsa, evet bu çocuk bu davranışı düzeltmiştir deniliyor. Davranış değiştirmenin temel amacı bu. Bir çocuk işte ne bileyim şuralara buralara karalıyorsa, daha sonra benim yaptığım teknikle artık karalayamaz hale geldiyse, bu çocuk bu davranıştan artık kurtulmuştur deniliyor. Yani davranış değiştirmenin temel motivasyonu bu. Önceden sarılmıyorsa bir çocuk, ben ona sarılmayı öğrettikten sonra sarılıyorsa, demek ki bu çocuk artık beceri kazanmıştır. Yani aslında olan bunların hepsi davranış değiştirme teknikleriyle oluşan durumlar olarak karşımıza çıkıyor ve normalleştirme adı altında ele alınıyor. Davranış değiştirme diğer terapilerden daha kontrolcü değil, sadece daha başarılıdır. Bunu bir kişi söylüyor, bir uzman söylüyor. Diyor ki, ne söylüyormuş bir bakalım. Otistik çocuklarda kendine zarar verici davranışların ortadan kaldırılmasını veriyor. Aslında kontrol, hani mesela otistik çocuklar ne yapıyor? Başını böyle sürekli böyle arkaya doğru ileri gidip sallayabilir. Eğer arkada duvar varsa mesela, o duvara vurabilir mesela. Bu davranışı nasıl değiştireceksiniz? İşte davranış değiştirme yöntemleri burada devreye girdiğini söylüyor. Yani biz burada aslında kontrollü davranmıyoruz. Bu çocuğun bu davranışı azaltmasını çalışıyoruz diyor. Böylece çocuğun daha önce sahip olmadığı seçenekler sunmayı, tıbbi modelin ve hasta rolünün yarattığı bağımlılıktan temelde hiç de farklı olmayan içsel bir esarete son vermeyi, bireysel seçme özgürlüğünü ve kendi kendini tedavi potansiyeli en üst düzeye çıkarması amaçlanıyordu. Caydırıcı uyaranların kullanımı da dahil olmak üzere, burada caydırıcı dediği cezalandırma gibi yöntemlerden bahsediyoruz. Ödül ve ceza kullanımından bahsediyoruz. Bu bir şekilde normalleştiriciydi diyor. Bir de normal çocuklara da uygulandığı için, senin çocuğuna da uygulandığı için, yani normal çocuklarda işte not ağırlıklı, başarı ağırlıklı, rekabet ağırlıklı nasıl işliyorsa, bu çocuklara da böyle ödül ceza sistemiyle de öğretiliyordu. Aslında diğer çocuklara da kullanılan yöntemin bu çocuklara da kullanılmasını sağlanıyor. Aslında bir şekil eşleştirilmiş oluyor. Herkes aynı eğitim metodundan yararlanmış oluyor. Bu açıdan da bunun kullanılması, yani davranış değiştirmenin zihinsel yetersizliği olan veya otistik çocuklarda kullanılması meşrulaşmış oluyor. Ve bu konuda davranış değiştirmeyi yapabilmeleri için ebeveynler de çok ciddi şekilde eğitilmeye başlamış. Bu da ilginç. Yani o dönemi düşündüğünüz zaman ebeveynler de biraz bu konunun içerisine girmeye başlamış. 1972'de ebeveynler de artık davranış değiştirme teknikleri konusunda eğitimler almaya başlıyor. Bakın bu da ilginç bir şey. Yani bizim aileler mesela genellikle şöyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Götürüyorlar uzmana, götürüyorlar terapiste ve bu konuda terapistin bir şeyler yapmasını bekliyorlar. Aslında o yıllarda biz şunu görüyoruz. O yıllarda 1972 yılından bahsediyorum mesela. Uzmanların sayesinde ebeveynler de çocuklarını evde, okulda, kurum dışında ne yapmaya çalışıyorlar? Çocukları normalleştirmek için kendileri de evde davranış değiştirme tekniklerini kullanmaya başlıyorlar. Ve bunları öğreniyorlar. Çünkü artık psikiyatrların dışında başka uzmanlar da oluşuyor ve bu başka uzmanlar sayesinde aileler çocuklara nasıl yaklaşacağını biliyorlar. Madem diyorlar bu çocuklar iyileşmiyor, biz de bu çocukları normalleştirelim diyorlar. Bütün meselenin böyle bir çerçevede sürdüğünü anlarsak ancak buradaki kuram ve günü biz acaba kendi çocuğumla ben ne yapıyorum? Çocuğumu normalleştiriyor muyum? Çocuğumu iyileştirmeye mi çalışıyorum? Bu çocuğun eğitiminde, terapisinde ben ne kadar sorumluyum? Ne kadar kendime bir yer açıyorum? Anlıyorum bu çocuğun durumunu. Bunlar yerli yerine oturur. Akademik psikologlar, uğraşı terapistleri, konuşma terapisti, özel eğitim uzmanları, aktivistler böylece artık bir gelişime açık meslekler olmaya başlıyor. Ve artık ebeveynlerle ittifaklar oluşturmaya başlanıyor. Hani ben size söyledim ya, eskiden
psikiyatrlar vardı ve psikiyatrlar yoğun şekilde çocukların eğitimini yapıyordu. Ama artık psikiyatrların, ebeveyn aktivistleri ve uzmanların, başka uzmanların sayesinde başka uzmanlık alanları oluşuyor ve onlar da ebeveynlerle bir arada çalışmaya başlıyorlar. Mesela bugün hala uygulanan TEACH diye bir program var. Amerika'da kullanılıyor. Bu 1970'li yıllarda artık ülke çapında, eyalet çapında uygulanmaya başlıyor. Ve giderek artan bir şekilde kabul gördüğünü söylüyor. İleri derecede rahatsızlığı bulunan çocukların gelişimindeki başlıca aktörler olarak görülen ebeveynlere yardımcı terapist rolünün verilmesi fikrine dayanıyordu. Bakın bu TEACH gibi programlar Türkiye'de de bazı yerlerde uygulanıyor. TEACH gibi programlar sayesinde ebeveynler yardımcı aktivist oluyorlar. Yeni programın hedefinde otistik özelliklerin öne çıktığı ağır bozukluklardan oluşan geniş bir yelpaze yer almaktaydı. Şimdi çocukların da tanıları genişletilmeye başlıyor. Bu sayede hizmet alan insanlar çoğalmaya başlıyor. Ebeveynler ve ebeveyn aktivist araştırmacılar giderek daha kapsayıcı ve bilinmezci olmaya başlamışlar. Spektrum ana hatlarıyla belirlemeye başlamış. Yani bugün otizm spektrum bozukluğu dediğimiz tanımın içerisindeki spektrum 1970'li yıllardan itibaren bir ittifakın ürünü aslında. Ebeveynler, aktivistler, araştırmacılar ve terapistler arasındaki ittifakın bir araya gelmesiyle oluşmaya başlıyor. Yani biz bugün hastaneye gittiğinizde otizm spektrum bozukluğu olarak geçiyor. Aslında otizm tanısı da, spektrum tanısı da bir hikayesi var, bir tarihi var. Bunları anlamadan gerçekten bizim bugün otizmi anlamamız çok mümkün değil. Şimdi bu normalleştirme bölümünde, 5. bölüm normalleştirme bölümünü şöyle kısaca bir hatırlayalım ve yayınımızı burada bitirelim. Dediğim gibi yayınla ilgili kafanıza takılan sorular varsa bunu Otizm TV YouTube sayfasının bu yorumlarına ekleyebilirsiniz. Kafanızdaki soruları mutlaka duymak isteriz. Şimdi normalleştirme dediğimiz şu aslında. Bu çocukları 80 öncesindeki duruma göre anlatıyorum tabii. Bunun tekrar anlamamız gerekiyor. Bu çocukların bir şekilde eğitilmesi, terapi alması gerekiyor. Doktora götürdüğünde doktorlar diyor ki senin çocuğun iyileşmez. Tamam da ne yapacağım o zaman diyorlar. Ve ailelere diyorlar ki o zaman biz senin çocukları normalleştirelim. Normalleştirme nedir? Diğer çocuklar gibi ama onlara benzer. Onlar gibi ne yapabilecekse ama gücü oranında. Dolayısıyla buradaki mesele normal bir varoluş sergilemeleri için gereken adımların atılması. Bunun için ne yapıyorlar aileler? O dönemin uzmanlarıyla bir araya geliyorlar. Ve o dönem uzmanlarının sayesinde kurdukları ittifaklarla, ilişkilerle yeni terapötik modeller deniyorlar. Hastane dışında, klinik dışında, evde, okulda, dışarıda, TEACH gibi programlar, işte bugün etkileşim temelli programlar o dönemde kurulmaya başlanıyor. Ve bu sayede aileler çocuklarına diyorlar ki bundan bak bu çocuklar yararlanıyorlar, iyileşmiyorlar ama normalleşiyorlar. Normale yakın bir ilişki biçimi kazanıyorlar. İşte bağımsız yaşam kazanıyorlar. Gidiyorlar, konuşabiliyorlar, başarılı olabiliyorlar elinden gelince. Dolayısıyla biz ne yapalım? Bu çocukları normalleştiriyoruz madem ve bu normalleştirme işe yarıyor. O zaman bizim yapacağımız şey bu çocuklara uygun terapiler, modeller geliştirmek. O yüzden de işte spektrumu genişletiyorlar. Yani diyorlar ki bundan herkes faydalansın. Biz bir şekilde çocukları erken tanıyalım. Erken tanılama hizmetlerini geliştirelim. Erken çocukluk müdahale programları geliştirelim. Testler geliştirelim. Bu çocukları erken tanılamasını yapıp bu şekilde eğitime, terapiye, ortamlarını sağlayalım demeye başlıyorlar ve uzmanlarla bir araya geliyorlar, terapistlerle bir araya geliyorlar ve spektrumu artık genişletiyorlar. Yani daha önce sadece zihinsel yetersizliği olan kişilerin bu konulardan faydalandığını görürken artık başka sadece göz teması kurmayan, işte sosyal yetersizliği olan ya da aklı ile ilgili sorunu olan çocukları da başka tanımlama. Biz diyorlar ki bunlara en iyisi zihinsel yetersizlik demeyelim, yani gerizekalı tanısı koymayalım.
gelişimsel yetersizliği olan çocuklar demeye başlıyorlar. Zaten bu da 80'li yıllarda DSM-3'te yaygın gelişimsel bozukluk tanısı alarak sürecini sürdürecek. Bugünkü kısmı burada toparladım ve bitirdim. Kafanıza takılan sorular varsa dediğim gibi Otizm TV YouTube kanalında ya da diğer yerlerden bizlere ulaşıp fikrinizi yazabilirsiniz. Biraz karışık bir bölümdü bence ama benim anladığım konunun özeti bu şekilde. Normalleştirme neden ihtiyaç duydular ve o dönem normalleştirme neydi? Günümüzde de biz bunu bir şekilde yapıyoruz. Yani sizlerin de çocukları tedavi etmek için hastanelere götürdüğünüzde ya da kurumlara götürdüğünüzde aslında kaygılandığınız şu: bu çocuk konuşsun, bu çocuk beceri kazansın, bu çocuk iyileşsin dediğiniz zaman aslında bir şekilde normalleşsin demek istiyorsunuz. Bu normalleşsin yerine peki bu kötü bir şey mi? Bunu kötü ya da iyi olarak sınıflandırmadığımızı tekrar bilmenizi isteriz. Bu o dönemin kaygısının sizde de olduğu anlamına gelir. Yani siz de bir aile olarak evet benim çocuğumda böyle bir durum var ama diğer çocuklar gibi olsun demenin adının normalleştirme olduğunu, bunun doğal bir süreç olduğunu anlamaya ihtiyacınız var. Yani bu kötü bir şey değil ama bunu doğru anlamaya ihtiyacımız var. Bunun yerine gerçekten normalleştirmek yerine gerçekten bizim neye ihtiyacımız var? Bu çocuğun diğerleri gibi olamadığını gördüğümüzde de kaygı yaşayacağız. Diğeri gibi konuşamadığında, diğeri gibi kendini ifade edemediğinde, diğeri gibi başarılı olamadığında, diğeri gibi işte aileler bize geliyor soruyorlar bu çocuk işte askere gidecek mi, bu çocuk evlenecek mi, bu çocuk yarın öbür gün iş edinecek mi? Mesela bu soruların aslında normalleştirme soruları olduğunu anlamak gerekiyor. Benim dediğim gibi bunları iyi ya da kötü bir soru olarak nitelendirmiyorum. Bunların adının normalleştirme olduğunu ve sizin de bununla ilgili benzer kaygılar yaşadığınızı düşünüyorum. Bunu kötü bir yerden anlamadığımı, kitabın da bunu böyle anlatmadığını anlamaya ihtiyacınız var. Yaşadığınız şeyin veya çocuklarda beklediğiniz şeyin normalleştirmek olduğunu anlamaya çalışın ama. Ben bu çocuğun neden normalleşmesini istiyorum? Aslında ben bu çocuğun konuşmasını istiyorum derken ben bu çocuğun normalleşmesini istiyorum demek istediğinizi anlamaya ihtiyacınız var. Bunu anladığınız zaman başka bir bakış açısına edinmeye doğru gideceksiniz. O zaman da bu başka bir konu. Bunu da daha sonraki yayınlarımızda konuşuruz. Tekrar yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayını burada